İyi akşamlar değerli dostlar. Tüm dünyadan haberlerimiz olacak. Gerek Rusya'nın başlattığı nükleer tatbikat, gerekse de dostlar ülkemizin duyurduğu yeni kamikaze insansız hava aracı Alpagut gibi bazı haberleri aktaracağız. İlk olarak Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan Sağ İstanbul'un düzenlediği Sağ Expo Savunma ve Uzay Fuarı'ndan yeni görüntüler görmektesiniz. Nurol Makine standında yer alan kirpi ve ejder zırhlı araçları, Shark, Javelin ve MTO Sport hava araçları, bunun dışında dostlar çeşitli modellerde silahlar, Kaan, Obab, çeşitli bomba atarlar, Boran obüsleri, toplamda aslında tek tek saymayacağız. Kısaca popüler ve yeni ürünler burada sergileniyor. 250 yabancı ve 750 firmanın katıldığını da hatırlatalım. Türk savunma sanayisinin yeni kamikaze insansız hava aracı Alpagut'ta. STM ve Roketsan işbirliğiyle geliştiriliyor. Burada teknik özelliklerine bakalım. Görüntülerin bugün ait olduğunda not düşelim. Atış platformlarında helikopterler olarak Atak 2, Gökbey, Deniz Kartalı, TIA ve SİHA'lardan atılabiliyor. Yani Akıncı, Aksungur, Anka ve T-3'ten atılabilecek. İnsanlı ve insansız kara araçlarından atılabilecek. Özellikle tekerlekli kara araçları ve paletli kara araçlarından bahsediliyor. Yine dostlar insanlı ve insansız deniz araçları yani Milgem korvetleri ve bunun dışında SIDA'lar, silahlı insansız deniz aracı ve İSTİP sınıfı fırkateynlerden atılabilecek. Hedeflere baktığımızda mobil veya yerleşik düşman hava savunma unsurları, radar ve haberleşme unsurları, komuta merkezleri, hafif zırhlı kara veya deniz araçları ve tabii ki de askerleri yani piyade unsurlarını hedef alabiliyor. Burada şu özelliği de ön plana çıkmış. Görev planlama, görev güncelleme ve dalış iptal etme yeteneği var. Yani diyelim hedef oradan saptı, son anda bir değişiklik olabiliyor. Böylelikle kamikaze bile boşa kullanılmıyor. Harp başlığı tipleri olarak yüksek infilaklı parçacık, zırh delici veya termobarik harp başlığı taşıyabiliyor. 60 dakika havada kalma süresi olduğu da not düşülmüş. Alpagut 3.14 Titra, Deli ve Kargo ile orta ve uzun menzilde ihtiyaçları giderecek çeşitlilikte oluşmuş oldu dostlar. Özellikle deniz kuvvetlerimiz açısından Alpagut gibi uzun menzilde silahların da öneminden bahsediliyor. Burada Roketsan ve STM ortak projesi Alpagut'un 11 kilogram harp başlığı taşıyıcı, 60 kilometreden daha fazla menzil olduğunu da not düşelim. Tüm özellikler, daha doğrusu basına açıklanan özellikler burada servis edilmiş. Milli akıllı dolanan mühimmat sistemi Alpagut'un Akıncı, SİHA ve TIA'dan bırakılarak görev yaptığı animasyonda basına servis edilmiş durumda. O bölgeden hem bilgi alabilecekleri hem de o bölgedeki herhangi bir hedefi vurabilecekleri kompakt, tekrar kullanılabilir bir kamikaze İHA çözümü ortaya çıkartmaya çalıştık. Bu İHA üzerindeki patlayıcı miktarıyla ve seyir süresiyle gerçekten alandaki ihtiyacı karşılayacak niteliklere sahip. STM'nin özellikle bu konudaki bilgi birikimiyle, Roketsan'ın bu konudaki bilgi birikiminin ortaya çıkmasıyla bu dünya çapında aslında global pazarda da çok önemli bir yere sahip olacağını değerlendirdiğimiz bir ürün. Sadece İHA'lardan değil, yerdeki insansız diğer unsurlardan da kullanılabilecek özellikli olan ve özellikle de üzerindeki yapay zeka algoritmalarıyla, üstün sensör teknolojileriyle savaş alanında da fark yaratacak bir ürün olarak karşımıza çıkacak inşallah. Biz çalışmalara çoktan başladık. STM ile beraber. Bir diğer haber dostlar, Rusya dediğini yapmış durumda ve nükleer tatbikata başladı. Rusya'nın stratejik caydırıcılık kuvvetleri tarafından 2 adet Tupolev Tu-95 nükleer bomba taşıyabilen uzun menzilli stratejik füze uçaklarını görmektesiniz. Daha sonrasında bu da yetmezmiş gibi dostlar, Rusya'nın Kuzey Filosu'nun Tula stratejik denizaltısından da Sineva balistik füzesinin fırlatılma görüntüleri paylaşılıyor. Боевая тревога, ракет. Цель есть от ракеты «Шаг номер 4». Есть. Bu da yetmezmiş gibi daha sonrasında kıtalar arası balistik füze Yars'ın fırlatılışını görmektesiniz. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублер на пусковой установке. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть, проконтролируй состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть, подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть, пуск.
Özellikle nükleer güç anlamında oldukça etkili olan Rusya yeni silahlarını sergilerken Rusya'nın nükleer silahlarla yaptığı tatbikat dikkat çekiyor. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği duyuruldu. Açıklamada Pletex uzay üssünden Yars kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden Sinova balistik füzesinin Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldığı duyuruldu. Tatbikatta havadan seyreden füzelerin Tupolev Tu-95 MS tipi uzun menzilli uçaklarla da desteklendiği belirtiliyor. Tatbikat kapsamında askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin de denetlendiği notu düşürmüş. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verirken Amerika Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda sabah saatlerinde uyarıda bulunmuştu. Biz de bu haberi aktarmıştık. Bakanlık sözcüsü Ned Price da Rusya'nın gerçekleştireceği rutin tatbikat yine de dikkat ediyoruz açıklamasını yapmıştı. Bu gelişmeyi aktarmış olduk. Yine dostlar NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yakın bir tarihte Türkiye'ye gideceğim açıklamasını yapıyor. Libya'da ülkemiz Türkiye'nin desteklediği Suriyeli komutan Libya'da bir süre kaldıktan sonra Suriye'ye geri döndüğünü duyurdu. Etiyopya'da Federal Demokratik Cumhuriyet'te Tigray Bölgesel Halk Yönetimi arasında 25 Ekim tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde barış görüşmeleri başlamış durumda. Dışişleri Bakanlığımız da bu görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını duyuruyor. Diğer haber dostlar Türkiye'den getirilen Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetler Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Milli Tarih Müzesi'nde sergileniyor. Buradan da görüntü aktarılmış. İran'a gidiyoruz. İran'da gözaltına alındıktan sonra vefatıyla ülke genelinde protestolara neden olan Mahsa Emini ölümünün 40. gününde mezarı başından anıldı. Sosyal medyadaki görüntülere göre yüzlerce kişinin sabah saatlerinde Emini'yi anmak için İran'ın sözde Kürdistan eyaletine bağlı Sakız kentine doğru yürüdüğü ifade ediliyor. Emini'nin mezarı başına toplanan kalabalık "Kahrolsun diktatör, kadın yaşam özgürlük" slogan atarak rejimi protesto etti. Emini'nin memleketi sözde Kürdistan eyaletinde. Bugün itibariyle İran rejimi ise grip salgını gerekçesiyle üniversiteler dahil olmak üzere tüm okulları tatil etmişti. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayarkor Bachby ile görüşme gerçekleştiriyor. Sistemleri kapsamında dolanan mühimmat olarak adlandırabilecek kamikaze dronlarımız da var. Ve her zaman biz şunu dile getiriyoruz, bu bir aile, biz daha başlangıçtayız, çok fazla şey yapacağız. STM'nin bu anlamdaki işte akıllı zeka olsun, yapay zeka olsun, akıllı sistemler, görüntü işleme gibi yeteneklerin üzerine yani uçuş tarafında da bir ciddi yetkinlik oluştu. Ama bir taraftan baktığımızda mühimmat konusunda STM'de bir yetkinlik yok özellikle. Ve roket sanımızın yaptığı ürünler ortada. Mühimmat sistemleri, itki sistemleri olsun.